Aysel Tuğluk cezaevlerindeki işkenceyi gösteren aslında somut bir gösterge oldu hepimiz için. Zaten düşünce suçlusunun cezaevlerinde tutulması başlı başına bir sorun alanı. Üstüne üstlük Aysel Tuğluk gibi barıştan yana çalışan, sözünü barıştan yana söyleyen bir kadının bu şekilde hastalığına rağmen içeride tutuluyor olması bir çeşit onu savunanlara, onun fikriyatını savunanlara da işkence oluyor. Kadınlar daha geniş bir toplumsal kesim olarak Aysel Tuğluk'un adı etrafında bir araya geldiler. Çok çeşitli kampanyalar yürüttüler, raporlar hazırladılar, siyasal partiler bu işe refleks gösterdi. Ama bir inat var. Karşı taraf yani kesinlikle bir diyaloğa, bu anlamda bir diyaloğa kapalı. Yani bildiğini okumaya devam ediyor. Bütün siyasi tutsaklar için aynı şeyi yapmaya devam ediyor. Yani cezaevleri şu anda toplumu dizayn etmenin en hassas noktası olarak iktidarın elinde bir araç olarak kullanılıyor. Zaten bu kadar çok cezaevi inşa edildi. Kampüs cezaevleri yapıldı. Cezaevi nüfusu 10 yılda kat be kat arttı. Hepsi bir arada düşünüldüğünde yani güncel işkence yöntemi olarak cezaevlerini kullanıyor iktidar. Çok ses çıkarmak gerekiyor. Çünkü iktidar çok fazla basınç geldiğinde bir yerde geri adım atmak durumunda kalıyor. Bu ifşa etmek gerekiyor. Bu politikanın arkasını iyice ifşa etmek gerekiyor. Asel Tuğluk benim gözümde tıpkı Orta Doğu'nun Şahmeran hikayesindeki Şahmeran'dır. Şifacı bir insandır. Yılanlar o şifacılığını temsil eder. Lokman Hekim'den ölümsüzlüğü çalmıştır. Bu temsiliyet benim için böyle bir anlam ifade ediyor. Aysel Tuğluk da barış diyerek bu toplumun şifasını taşıyan kadınlardan birisiydi. Tıpkı Şahmeran'ın başına gelenler, onun da yer altında yaşamaya zorlanması, işte canından edilmesi, onun da başına geliyor. Yani tarih bu topraklarda sürekli tekerrür ediyor ve biz bu anlatıları duymaya devam ediyoruz. Sadece şimdi görüntü değişti ama buradaki zalimlik değişmiş durumda değil. Yani yoksa nedir o hikayenin sonunda? Eğer ki yılanlar Şahmeran'ın öldüğünü öğrenirse kıyamet kopacak. Muhtemelen insanlar da bu zulmü iyice anlayıp öğrendiklerinde bu düzeni değiştirmenin yollarını arayacaklardır diye umut ediyoruz. Aysel Tuğluk benim için öncelikle barışı ifade ediyor. Hukuku ifade ediyor aslına bakarsanız. Ve hukuksuzluğu aynı şekilde, aynı zamanda ifade ediyor. Aysel Tuğluk'un şahsında arkada görünmeyen bütün tutsakların ne pozisyonda ne durumda olduğunu aslında ifade ediyor. Demans, Esra'nın da anlattığı gibi gerçekten tedaviye muhtaç bir hastalık. Ve iyi koşullarda bu tedavinin yapılmasını gerektiren bir hastalık. Aysel Tuğluk gibi adı barışla özdeş olan bir kişinin, bir kadının bu pozisyonda tutulması aslında iktidarın topluma, kadınlara, kadınların şahsında bütün topluma verdiği bir ne diyeyim, ultimatom, bir susturma aracı diye düşünüyorum. Aysel Tuğlu'nun bu hale gelmesini, tetikleyen şeyin annesinin mezardan çıkarılmış olması ayrı bir acımızdır. Yani insanlık dışı bir şey. Gerçekten düşündüğünüzde işte milli değerler, manevi değerler diyen bir iklimde yaşadığımızı iddia eden iktidar sahiplerinin bu tarz değerleri hiçe sayan bir şekilde bir kadının hastalığını tetikletecek kadar zalimce bir işle bir arkadaşımızı bu hale getirmesi aslında inadımızı tetikleyen bir şey aynı zamanda. Yani bütün bu çektiklerinin bizde yarattığı şey acıyla birlikte öfkedir ve inattır. Yeterince Aysel Tuğluk gündeme getirilebildi mi? Başlangıç için evet diyebilirim. Olay tazeyken insanların, kurumların buna yaklaşımı yoğun oldu. Ama ne yazık ki Türkiye'de bütün tüketilen
gündemler gibi, yaratılan yeni gündemlerin peşinde koşmak gibi bir sıkıntımız var. Dolayısıyla Aysel Tuğluk'la ilgili başlangıçta ve onun nezdinde, onun simgeselleştirdiği diğer hasta tutuklar için elbette, Aysel Tuğluk bir simgedir. Diğer hasta tutukları da ifade eden bir simgedir. Bir süre sonra gündemden düşme hali ne yazık ki oluşuyor. Gönlümüzde var bu sıkıntı ama görünür olmada biraz eksik kalındığını düşünüyorum. İnadı sürdürmek gerekiyor. Bir politik tavır olarak şeyi sağlıyorlar. Ölümüne şu kadar gün kala, bu kadar gün kala insanları dışarıya salıp dışarıda ölmelerini sağlamak gibi bir politik tavırları da var. Bence biraz da infiali azaltmaya yönelik bir tavır bu. Ama bizlerin bu hale gelmeden, bu süreye ulaşmadan Aysel Tuğluk için ve diğer hasta tutuklular için gündemde tutmamız gerekiyor. İnatla gündemde tutmamız gerekiyor.